adım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Eski tren istasyonu. Bu bisiklete akıl ettiğimiz iyi oldu. Evet, hem gezintiye çıkmış olduk hem de serinliyoruz. Böyle değişimli olarak kullanmak çok keyifli. Sanki bisiklet kendi kendine gidiyormuş gibi oluyor. Gerçekten de öyle. Ama aslında senin sürmen gerekmiyor muydu Mehmet? Tabii. Ama bir saniyeliğine otomatik pilot moduna aldım. Bu aletin otomatik pilot olduğunu bilmiyordum. Tabii ki var. Gidonun üzerindeki kırmızı tuşu ne sanıyordunuz ki siz? İyi bari. Ben de bilmiyordum bunu. Bilmiyordunuz. Çünkü yok öyle bir şey. Mehmet, sen sadece gidonu kilitlemişsin. Ve... Ha? Şimdi bir bakalım. Bunları nasıl işe yarar hale getirebiliriz? Durun çocuklar, çarpacaksınız. Ay, herkes iyi mi? Limonata nerede? Ne oluyor çocuklar? Bu tuhaflık da neydi böyle? Kusura bakma dayıcım. Öğlen gezintimiz çığırından çıktı. Tahmin et kimin yüzünden? Biraz hatalı olabilirim. Ama sen hiç merak etme Ömer abi. Biz hemen toparlarız burayı. Önce bir soluklanayım da. Sakın! Kurtarın beni! Bugün ne yapsam böyle sonuçlanıyor. Sadece bugün mü? Ne oldu dayıcım? Bir sorun mu var? Atölyemin anahtarını bulamıyorum. Galiba sabah düşürdüm. Sabah neredeydin ki? Eski tren garında. Ama orada düşürdüysem bulmam hiç kolay olmayacak. Of ya, ne kadar dalgınım. Merak etme dayıcım. Biz de seninle geliriz. Bir çırpıda buluruz anahtarı. Evet, hem yanımızda Mehmet varken ne ters gidebilir ki? İşte burası. Burası düşündüğümden büyükmüş. Evet, ben küçük bir istasyon hayal etmiştim. Zamanlıkta iğne aramak gibi olacak. Raylara yakın bir yerlerde düşmüş olmalı anahtarlar. Çünkü başka taraflarda hiç çalışmadım. Meraklanmayın. Ben yanımda işimizi kolaylaştıracak bir alet getirdim. Küçük arkadaşıma merhaba deyin. İşte bulduk bile.
İyi düşünmüşsün aslanım. Ama böyle demir yığınlarıyla dolu bir yerde bu aletin bize yardımı dokunmaz. Evet, sanırım haklısın dayıcığım. Neyse canım, biz de eski usul ararız. Hadi tabana kuvvet. Sürekli aynı parçadan buluyorum. Acaba ne işe yarar bu? İyisi mi vazgeçelim biz bu işten? Durun arkadaşlar. Hemen pes etmeyelim. Biraz düşünelim önce. Hayal edelim. Hayal eder düşlerim. Düşlerimi çizerim. Tüm zorlukları aşar. Her sorunu çözerim. Fikri olan çekinmeden söylesin. Harita çıkartmak için kullanmış olduğumuz bu balonu kullanalım derim. Harika fikir. Böylece tepeden görüp seçebiliriz her şeyi. Maalesef neyin ne olduğu seçilemiyor. Başka bir fikir bulmamız gerek. Ömer dayı anahtarın raylara yakın olduğunu söylemişti. O zaman bütün alanı çekmemize gerek yok. Sadece rayları kayda alsak yeter. Bunu böyle iki adımda bir iteceksek işimiz var. Zaten biz yürüyerek gezelim aynı şey. Mehmet haklı. Bu kendi kendine gitmediği sürece bir işimize yaramaz. Sanırım ne yapacağımızı buldum. Çok eğlenceli görünüyor. Hemen işe koyulalım. Olamaz. Yine mi? Yeni aracınız çok güzel olmuş. Anahtardan vazgeçtiniz herhalde. Anahtarı bulduk bile dayıcığım. Evet, şimdi de zafer turu atıyorduk. Teşekkür ederim çocuklar. Günü kurtardınız. Ben hemen atölyeye gidip işlerimi halledeyim. Siz
Ne yapacaksınız? Dayıcığım, sanırım biz günün geri kalanını burada geçireceğiz. Tahmin ettim. Hadi o zaman, size iyi eğlenceler. Bence hız rekorumuzu aşmanın zamanı geldi. Ne dersiniz?